Merhabalar herkese. Teşekkürler Hüseyin. Bugün malum dördüncü günündeyiz yaz programının. Gerçekten çok dolu dolu geçti ilk üç gün. Umarım ben de Safiye Rol'un Türkiye okumasıyla böyle küçük bir katkıda bulunabilirim. Biraz gerçekten farklı bir yerden. Şimdi şöyle bir şey var. Hüseyin de bahsetti. Safiye Rol gerçekten çok bilinmeyen bir isim. Ama ben bunu biraz mesele ediniyorum kendi zaviyemden. Çünkü bir kadın edebiyatçı olarak döneminin çok ilerisinde ve çok kıymetli metinler üreten bir isim. Bu kıymeti neye göre ölçüyoruz derseniz, metinler bir kere form olarak çok gerçekten zamanın ötesinde böyle bizim işte postmodern romanlarımıza yakın form denemeleri var metinlerinde Safiye Rol'un. Bu çok önemli bir şey. İçerik olarak da tamamen döneminin genel tartışmalarına ışık tutacak nitelikte ve çok derinlikli analizleri olan bir isim. Biraz zaten ben de bunlardan aslında bahsetmeye çalışacağım. Şöyle bir giriş yapayım. Aslında Safiye Rol'un hayatından da biraz bahsetmeyi arzu ederdim, yine bilinmediğini varsayarak. Fakat tabii ki buna vaktimiz yok. Ama şunu belki hatırı tutmak lazım. Kendi hikayesiyle roman karakterlerinin hikayesi ve Türkiye'nin hikayesini örtüştüren bir isim Safiye Rol. Bunu da açıkça ifade eden bir isim. Şöyle bir ifadesi var bir köşe yazısında. Tek kişinin hayatı ne kadar aşırı dalgalanmalar gösterirse göstersin, bahse değmezdi. Hatta bunun bahsi parazit sayılabilirdi, eğer toplumun gidişatına bir misal teşkil etmese. Bu itibarla şahsi meseleleri, içtimai davaların bir mütevazı sembolü olarak ele almak daha uygun olur diye bir tespiti var kendince. Bunu da zaten romanlarına baktıkça görüyoruz. Bu açıdan Ahmet Okumuş'un açılış konuşmasına belki bir göndermede bulunabiliriz. Malum Türkiye Hamlet'tir tespitini hatırlarsak, Safiye Rol'un romanlarında Türkiye işte Bedriye'dir, Nurhan'dır, Turhan'dır, Can Güzel'dir gibi ifadeler kullanabiliriz. Bu çok açık bir şekilde romanlarda karşımıza çıkar. Peki ne yapıyor Safiye Rol? Ne var romanlarında? Ben bu arada anlatıyı romanları üzerinden kuracağım ağırlıklı olarak. Kendisinin köşe yazılarının değerlendiği şöyle bir kitap var. Meraklıları bakabilirler. Ama zaten makalelerle romanlar arasında da çok büyük örtüşmeler var. Romanlar didaktik romanlar değil ama bu tarz okumalara çok olanak sağlayan metinler. İşte kendi dönemindeki gibi yine işte bu o erken Cumhuriyet dönemi romanlarına çok sık karşımıza çıkan modernleşme, toplumsal değişim, işte geçmiş ve gelecek hesaplaşması, çağdaşlık, özgürlük, musiki vesaire gibi pek çok temayı inceliyor Safiye Hanım. Bu eserlerin hepsi, 4 tane romanı var kendisinin bu arada, maalesef az yazmış bir isim şeyine göre, birikimine ve ele aldığı konuların derinliğine nazaran. Ama her 4 romanında da şunu görürüz. Kronolojik olarak romanları incelediğimizde en baştan en sona doğru böyle bir gelişim serüveni vardır. Yani daha güçlenerek, aynı temayı daha kuvvetli bir şekilde ele alarak ilerler romanlar. Fakat işte birinde daha işte mimari merkezdedir, birinde edebiyat merkezdedir, birinde tarih merkezdedir. Gibi veya mekansal değişim. Bu tarz bir izleyi vardır romanlarının. Bir yandan da aslında çok da iyi bilinen de bir yazar kendisi. 2000'lerde çok ciddi bir hatta sansasyon oluyor edebiyat dünyasında. İşte Murat Belge, Selim İleri, Beşir Ayvazoğlu gibi isimler. Ya neden Safiye Rol okunmuyor diye böyle bir çıkış yapıyorlar ve bunun da bir takım getirileri oluyor. İşte Kubbe Altı bütün romanlarını basıyor, tefrika halinde romanları tekrar basılıyor vesaire. Bu ilginç bir hikayedir. Yani buna biraz bakmanızı acizane tavsiye ederim. Başlıktaki diferansa da bir kısaca değinip öyle geçeyim romanlara. Yani tabii bu çok yine derinlikle tartışılması gereken bir kavram ama ben sadece bizim meselemizle alakasına biraz değineceğim. Şöyle,
Malum edebiyat teorisinde önemli bir tartışma var işte dilin bütünselliği, evrenselliği, anlamın kapalı mı, açık mı olduğu falan gibi bir tartışma. Bu tartışmada yapısalcılar diyorlar ki işte dil bir bütündür, başı sonu anlamın bellidir, anlam kapalıdır vesaire. Post yapısalcılar da buna itiraz ediyorlar. Diyorlar ki hayır, işte gösterge ve gösteren arasında öyle kapalı, bütünsel, yapısal bir ilişki yoktur. Anlam dediğimiz şey aslında öznel bir şeydir. Tarihsel bir bağlamı vardır ve sabitlenemez bir şeydir. Derrida da bu şekilde düşünüyor. Hatta işte burada söz merkezlilik, yazı merkezlilik vesaire meselesinden yola çıkarak böyle düşünüyor. Ve işte iki kelimeyi birleştirerek bir kelime oyunu oluşturuyor kendisi. Difference, Fransızca bir kelime. Difference, yani İngilizcesinden gidersek, difference of the meaning, işte anlamın farkı ve anlamın ertelenmesi diyebiliriz sanırım. Bu yani ertelenme ve fark kelimelerini birleştirip difference diye difference'dan farklı bir kelime oluşturuyor. Bununla da şunu işte iddia ediyor. Diyor ki anlam dediğimiz şey sürekli ertelenir ve fark oluşturur. Yani siz iyi ve kötü arasında aslında bir sabitlikten söz edemezsiniz. Zaten bizim meselemizle alakası da bu aslında. Dille ilgili tartışmadan ziyade bunun işte epistemolojik ve etik karşılıkları bizi ilgilendiriyor. Anlam dediğimiz şey sürekli ertelenen bir şeyse ve bu dinamik bir süreçse eğer ki o zaman biz aslında iyi ve kötüyü nerede konumlandıracağız? Bu ahlaki işte bir tartışmaya dönüşebilir. Tam da bu noktada işte Safiye Erol'un kendi romanlarında tabii ki Derrida'dan tamamen habersiz olarak Difference'dan tamamen habersiz olarak geliştirdiği bir model var. O da şu, hiçbir meselenin asla nihayete ermeyeceği, hiçbir anlamın sabitlenemeyeceği bir kurgu zemini oluşturuyor Safiye Erol romanlarında. Şimdi bunu biraz derinleştirelim, sonrasında biraz daha tartışırız diye umuyorum. Ne var Safiye Erol'un romanlarında? İşte ilk romanından beri bir kere tartıştığı bir modernleşme meselesi var. Az önce de bahsettim. Ülker Fırtınası romanına mesela burada bir yakından bakalım. Tıpkı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanındaki gibi bu göndermeyi özellikle yapmak istiyorum. Baş karakteri Nuran olan bir karakterimiz var. Batı'da çok iyi bir müzik eğitimi almış olarak bu karakterimiz yurda dönüyor. Safiye Erol da bu arada kendi hayatında tam da böyle bir Batı'da, Avrupa'da eğitim almış bir kadın olarak yurda dönen bir yazar. Onun da şöyle bir Cumhuriyet'in ilk yurt dışına gönderdiği kadınlardan birisi bu arada. Pardon, Cumhuriyet'ten biraz daha önce gidiyor. Buradan yurt dışına eğitim almaya giden ilk Türk kadınlardan birisi diye ifade edeyim. Bu karakterimiz de yurt dışında çok iyi bir müzik eğitimi almış olarak yurda geliyor. Çok büyük idealleri var. Burada Türk müziğini kendi ifadesiyle söyleyeyim. Eski musikinin dar ve dejenere kalıbı içinde ölür gibi çırpınan Türk ruhuna yeni ufuklar açacaktım diyor. Bu şekilde bir idealle yurda dönüyor. İşte yerel müziğe dair çok ciddi eleştirileri var. Artık modasının geçtiğini, bunun değişmesi gerektiğini düşünüyor. Bunun için de çok planlar, projeler var kafasında. Fakat yurda geldiği gibi Alaturka müzik icrasıyla ilgilenen bir beyefendiye aşık oluyor. Bütün hikaye farklılaşıyor. Şimdi burada şey çok net bir şekilde kuruluyor başlangıçta. İşte iki farklı hayat tarzı ve iki farklı medeniyet var. İşte Alaturka müzik bir tarafta, Alafranga müzik bir tarafta. Nuran Alafranga tarafında işte yurda döndüğünde mesela Osmanlı aristokrasisine mensup bir ailenin, kendi ailesinin yani, Suadiye'deki yazlık köşkünde kalıyor. İşte o köşkte böyle çok gayet lüks içerisinde bir hayat yaşıyor. Köşk tamamen modern tarzda döşenmiş, işte bahçesinde tenis kortu var falan.
Karşısındaki karakter Sermet, Alaturka bir müzik icrası ile ilgileniyor. Ut çalıyor, Mühürdar'da küçük bir bodrum katında kendi ailesiyle yaşıyor. İşte Nurhan'ın evinde işte salon şeyleri düzenleniyor, organizasyonlar, Noel kutlamaları yapılıyor vesaire. Ama Sermet'in evinde işte sadece çilingir sofraları kuruluyor falan. Çok net bir karşıtlık var başlangıçta. Sonra hatta işte ayrı ayrı cazibe kanunlarına tabi olan iki küre gibi diye tarif ediyor yazar da bunu. Ama sonra işte bu farklılık içerisinden bu yüzeyde görünen o derin ayrık çatallaşma aslında öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü Nurhan Sermet'le tanıştıktan sonra kendi duygularına anlam verememeye başlıyor ve bir sorgulamaya girişiyor. Yani ben bu kadar işte idealist, batılı eğitim almış bir kadınım, gelip bu adama niye aşık oluyorum diyor. Ve demek ki ben ruhen büsbütün garplı değilim sonucuna varıyor buradan. Ama işte yaşadıkları orada tabii bir sürü olay oluyor. Yaşadıkları da onu öyle bir yere sürüklüyor ki kendisini Bektaşi babasının kucağına atıyor şey için. Çareyi orada buluyor yani. Çok böyle bunalıma giriyor. Mesela şöyle çarpıcı bir şey var. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü. Ve Cumhuriyet Nurhan'ın kuzenleri var kendisiyle akran. Hepsi genç. Şöyle ifade ediliyor mesela. Onlar üzerlerinde altı ok işlemesiyle süslü süveterler giyip Türküz Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi diye sesleri kısılana kadar coşkuyla kutlamalara katılırken Nurhan diyor ki ben de böyle mesut, çılgın, bahtiyar olabilirdim ama niye değilim? İşte bu sorgulama neticesinde ve yaşadıklarının sonucu olarak babasının yanına gidiyor. Babası inzivada bir Bektaşi dervişi olarak yaşıyor. Babasının yanına gittiğinde tabii sorgulamaları devam ediyor. Bütün bu işte hani yaşadığı gerilimlerin neticesinde sorduğu soru şu. Hiçbir şeye inanmadan ve gönlünü bağlayacak bir yer bulamadan nasıl yaşamalı diye soruyor. Bu soruyu babasına yöneltiyor. Babası da diyor ki yani hani ona göre tabii çok basit bu sorunun cevabı. İnanmamaktan, işte bağlanmaktan vesaire kaçınmana gerek yok. İnanmaya da bağlanmaya da devam et. Ama mezheplerin ve kitapların fevkinde bir varlık olan Allah'a yönelt bu emelini diyor. Ve şöyle bir çerçeve sunuyor Nurhan'a. Diyor ki hayata karış, işte bir takım acılar yaşa, bunları yaşayacaksın zaten, bunlar olacak. Bunların neticesinde şunu öğrenmen lazım. Her şeyi ehline ve sahibine vermeyi öğrenmen lazım. Ama diyor bu büyük, tam ifadeyi kullanayım burada. Bu büyük inkılap bir hamlede olmaz. Merhale tamamlanır ve uzun, buhranlı mücadelelere mal olur. Çünkü insanın en güç başardığı işlerden birisi akıl ve mantıkla gönüle meram anlatmaktır. Ki bu da o zamana kadar aradığı saadetin hülyasından resmen vazgeçmek demektir. Şimdi burada tabii Nurhan'a yönelik gözüken tavsiyeler aslında ülkeye, topluma yönelik tavsiyeler. Ki Nurhan bu olgunlaşma sürecini zaten tecrübe ediyor romanda ve sonunda da şöyle bir noktaya varıyor. Hiçbir şahsi derdi ve gayesi kalmaksızın henüz 30'una varmadan kendisini sanatına ve vatanına adamış idealist bir karakter. Diğer insanların çok daha olgun yaşlarda bulabileceği istikrara ve ahenge bu şekilde ulaşıyor Nurhan. Bu da işte yine alegorik bir şekilde şunu ima ediyor. Yani şunu diyor mesela Nurhan, bir ölüm sarsıntısı ve bir inkılap geçirdim diyor mesela. Ve bunun sonucunda da yeni bir hayat yaratmadan yaşayamazdım diyor. İşte tam da Birinci Dünya Savaşı, milli mücadele vesaire derken arkasından yeni bir hayat tarzı yaratan Türkiye'den bahsediyor burada. Burada ama işte hani kritik olan nokta tabii şu, bu yeni hayat tarzı yaratma potansiyelini şeyle ilişkilendiriyor, yenilenme kabiliyetiyle ilişkilendiriyor Safiyerol. Ona birazdan değineceğiz. Günün sonunda şöyle bir noktaya varıyor bir de Nurhan. İdeal Türk tanımı yapılıyor. Türk olmanın mesuliyetini, millete karşı borcunu en çok duyan ve ona göre çalışan kişiye denir ideal Türk. Burada romanda geçtiği ifadeyle. Nurhan da şunu diyor. Ben diyor en çok büyük ideallerle buraya geldim ama boyumun ölçüsünü aldım.
artık Türk musikisini yaratma idealinde değilim. Ama işte ben bu tarlayı süreceğim. Yani burada bu yolda çalışmaya devam edeceğim. Yani bütün bunlar biraz tabii alegorik yine işte benzetmeler. Şimdi bir imparatorluktan hayat yaşam kalım mücadelesine dönen cumhuriyetin hali gibi. Bu ideal Türklük meselesi önemli. Bunu da biraz Ciğerdelen'de buluyoruz başka bir romanı yazarın. Bu roman da işte mesela hani bilinmiyor dedik ama mesela Fethi Gemuhluoğlu'nun işte şey listesinde var, tavsiye listesinde ya da Tarık Buğra her Türk evinde bulunması gereken kitaplardan biri diye bahsediyor. Yani o kadar bilinmiyor da değil, ilginç bir şey var orada. Burada baş karakter bir mimar. 1940'lar Türkiye'sinde geçiyor hikaye. Yine yurt dışında çok iyi bir mimarlık eğitimi almış olarak dönüyor yurda karakter. Bu sefer erkek bir karakter var. Fakat biraz sorumsuz, serseri bir tip. İşte yurt dışında geçen günlerinde de çok böyle milleti dolandırarak falan yaşıyor. Ama yurda döndüğünde şeyden çok rahatsız oluyor. Ülkeyi imar planlarının yabancı mimarlara verilmesinden çok rahatsız oluyor. Bir bu, bir de tanıştığı bir kadına yine işte aşık oluyor. Onun bu iki mesele onu şeye taşıyor, bir içsel sorgulamaya ve neticede de yine bir değişim yaşanıyor. Tanıştığı kadında yani aşık olduğu kadında edebiyatla ilgileniyor. O da çok böyle destansı hikayeler yazıyor. Bu açıdan roman form olarak da çok ilginç çünkü iç içe geçiyor bütün bu hikayeler mesela. Aslında yine hani yazarın o diferansiyel dediğim çerçevesine örtüşen bir şey bu. Çünkü bir yanda 1940'lar Türkiye'si akıyor, bir yanda da Osmanlı Balkanları tam da şey zamanı, Osmanlı'nın küçülmeye başladığı zamanlar. Ve çok epik bir anlatı var orada. Bu iki şey çok incelikli bir şekilde hikaye birbirine geçiyor. Ve bu iç hikaye, yani Turhan'ın aşık olduğu kadının yazdığı hikaye, Turhan'ın dönüşümünü sağlıyor. Yine buralarda da işte çok böyle alegorik şeylere rastlıyoruz. Mesela Turhan'a göre işte asr-ı saadet, dünya üzerindeki asr-ı saadet iki devirde yaşanmış. Birisi eski Yunan'da, diğeri Endülüs'te. Bir de bunları sonradan diyor işte Osmanlı'nın o Balkanlardaki sınır tecrübesi eklendi diyor. Şu anda Türkiye, şu anda ülke, pardon, dünyaya eğer tekrar barış gelecekse aynen bu örneklerdeki gibi işte bir terkiple, eskiden olduğu gibi Şarkın ve Garb'ın incelikli bir terkibiyle gelebilir diyor. Fakat bunu da Türk milletinin ödevi olarak görüyor. Türklerin yeryüzüne şeyidir bu, borcudur bu diye ifade ediyor. Burada işte tabii hani sınır meselesi var. Sınırda olmak, işte sınırın iki tarafı arasında hem kavga var hem kardeşlik var. İşte Macarlar, Osmanlılar vesaire. Asıl mevzu ama şu oluyor. Bu iç hikayedeki baş karakter işte Serhat boylarında bir aileden bahsediyor. Bu ailenin de lideri yozlaşmış bir karakter, Sinan adında. Yani bir şekilde aile yıllar boyu işte çok destansı bir şekilde Osmanlı sınırını orada şerefiyle korumuşken ailenin son temsilcisi, son lideri çok yozlaşmış bir karaktere dönüşmüş. Bu karakterle Turhan arasında bir bağlantı kuruluyor ve Turhan'la da Türkiye'nin işte Birinci Dünya Savaşı öncesindeki haliyle bir ilişki kuruluyor. Hatta şöyle diyelim, nasıl işte bu Sinan ve Turhan ata mirasını sürdüremediyse aynı işte Osmanlı'nın son dönem o Boğaziçi Sosyetesi de sürdüremediği demeye getiriyor yazar. Böyle bir iç içe geçmiş alegoriler bütünü olarak görebiliriz bunu. Ama diyor, tabii burada işte çok büyük bir ama parantezi açıyor. Bu böyle sürmek zorunda değildi. İşte nitekim Türkiye'nin serüvenine baktığımızda böyle sürmedi diyor. Buradaki hikayelerde de işte Sinan günün sonunda aslında içindeki o öz şeyi keşfediyor. Ne diyelim, daha iyi olan özü. Daha idealist olan özü ve 50 yaşında ilk defa bir gazaya katılarak tekrar böyle aile şerefini eski şeyine döndüren bir lidere dönüşüyor. Turhan da
Tek Trakya'nın imar planını üstleniyor ve çok böyle kendini adayarak, neredeyse ölecek seviyeye gelesiye kadar uğraşarak muhteşem bir imar planı çıkartıyor günün sonunda. Hatta işte eskiden yaptığı kübik villaları, apartmanları 100 karesi olarak anıp böyle onların bedelini ödüyorum ben şu anda diyor. Burada yine bir ama parantez açmak lazım. Tabii ki işte hani bu da bir dönüşüm hikayesi var ama şunu mesela şeyde bırakmıyor, dışarıda bırakmıyor Safiye Erol. Evet hani bir dönüşüm yaşandı, yaşanıyor, yaşanacak, bu çok olağan bir şey vesaire ama kolay bir şey de değil. Burada mesela Sinan değişiyor ve bu muhteşem bir içsel yolculuk, olgunlaşma mücadelesi olarak sunuluyor ama Ciğerdelen Kalesi de o arada elden gidiyor. Şu kısmı okumak istiyorum. Çok gerçekten çarpıcı bir bölüm. Bunu sonra bir yere de bağlayacağız. Ciğerdelenim, sen benim en yüksek uçuşumun, en atılgan hamlemin, en yakıcı aşkımın timsalisin. Sana kavuşmak için ne uzak ülkelerden kopup, ne çetin yollardan, kan yutturan iklimlerden geçtim de geldim. Kah sana kavuştum, kah seni kaybettim. Sen bu yalancı dünyada çok özlenen her şey gibi sık sık elden kayıyordun. Tam da işte anlamın kayması dediğimiz şey biraz böyle bir şey. Seni bulunca kavuşma sevinciyle ayrılık korkusu başımda birlikte çaktı. Bildim ki vuslatın, erenlerin çile doldura doldura bir an için ulaştıkları Tanrı yakınlığı gibidir. Bir görünür, bir silinir. Anladım. Bunu anlamak bütün hayatı kavramak demekti. Ömrümün manası ciğerimin kanıyla senin destanını yazmakmış. Gene de senin tanrısal derinliklerini dilediğim gibi göremiyordum. En sonunda mihnetlerimi üst üste koydum, dağ gibi yığıldı, çıktım mihnet tepesine oturdum. Ancak o zaman sen ciğerdelenime kavuşup seninle kaynaştım. Bu artık senin ve benim sonumuzdu. Şimdi burada hani hem şey var işte o ikilem dediğimiz şey, yani kavuşma, ayrılık bir arada, ölmek, dirilmek bir arada ve aslında hiçbiri de tam olarak ele geçirilemiyor. Bunlar gerçekten çok çarpıcı, yani hani şey deseler işte diferans ne demek istiyor, tek bir şeyle örnekle göster deseler herhalde bu örneği gösterirdim. Ama diferansın söylemediği bir şey daha burada yapıyor ve diyor ki bütün bunların sonunda aslında senle ben, işte özneyle nesne, ne bileyim iyiyle kötü vesaire, oradaki sınırın kalktığı bir yer var. İşte orası gerçek manada anlamın kavranamadığı ama tecrübe edildiği bir yer yazara göre. Bu da tabii çok aslında tasavvufi bir şey. Tabii hani buna da çok giremeyeceğiz ama kendisinin bir tasavvuf tecrübesi var. Ciğerdelen romanından sonra edindiği bir tecrübe aslında ama yine de potansiyeli var öncesinde de. Yine tabii burada ciğerdelen metaforu da hem bireysel hem toplumsal bir şey. Yine yazarın şöyle bir ifadesi var. Burada tam almamışım galiba ama şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bütün kişilerin ve bütün milletlerin birer ciğerdeleni vardır diyor. Yani her toplum var olmak için aslında böyle bir yok olma şeyinden geçer, böyle bir trajedi yaşar diyor. Tabii buradaki bu trajediyle epik karışımı anlatım da çok önemli. Belki hatta ilk günlerde Gökhan Hocam size sorulan o trajediyle ilgili soruya da belki bir şey olabilir. Yani hani öyle ya da böyle, süreklilik ya da kopuş, hangisinden bakarsak bakalım trajedi aslında gerçek. Yani orada duruyor o trajedi. Dolayısıyla ciğerdelen burada bir metafor. İşte ben, sen meselesine de değindik. Burada yine işte birey ile toplum arasındaki sınırın ortadan kalktığını işaret eden bir şey daha var. Onu da okuyayım. Mesela romanın baş karakteri, oradaki iç hikayenin baş karakteri şöyle bir ifade kullanıyor. Acılarımın avusu göksel imbiklerden süzülerek ülkeme gül yağı gibi damlasın, kokusu dertli yurttaşlarımın bağrında ferahlık ve avuntu ummanları çağlatsın gibi bir ifade.
Yani hepsi çünkü birbirine geçtiği için yer yer bu tarz şeylere rastlıyoruz. Günün sonunda işte bu ölüm ve dirim arasındaki sınırın oynaklığı meselesi de yine işte Türkiye'yi okuma anlamında önemli. Osmanlı'nın yok oluşunu ne kadar işte acı duysak da bundan yazara göre aslında olması gereken kaçınılmaz bir şeydi ve ama onun ölümü işte Cumhuriyet'in dirimini sağladı gibi bir şey. Yine işte buradaki karakterin dilinden başka bir ifade. İşte kişilerin ve toplumların yani bireysel olanla toplumsal olanın nasıl iç içe geçtiğini açıklıyor. Ey benim Asya ile Avrupa kavşağı kutsal yurdum. Ey benim tanrısal bir ibre gibi hem doğuya hem batıya ölçülü ahenkle cevalan vuran Türk milletim. Yeryüzünde insanlığın bir baştan bir başa yarattığı birbirine zıt manaların hepsini tadan, ayrıksı ve küskün alemleri kendi vücudunda bir araya yoğurarak yeni insanı kalıba dökmek namzetliğini nurdan çelenk gibi alnında taşıyan yurt kardeşlerim. Bizim bayrağımızda doğunun hilaliyle batının yıldızı kucak kucağa görünmez mi? Ben bu bayrağın öz çocuğuyum. Onun çizdiği yüksek manalı rotanın izinden ayrılamam diyor karakterimiz. Yine Batı'yla ilişkide de şöyle bir tespitte bulunuyor. Sultan Mecid devrini mesela şey diye görüyor. Türklerin kahramanca çetin bir güreşten sonra sırtı yere gelerek er diliyle pes deyip Avrupa'ya ikrar verdiği bir dönem olarak görüyor. Sonra da diyor ki, dedelerimiz Batı'yı olduğu gibi kavrayamadılar. Evvela aşırı bir aşk, sonra aşırı aşkların olağan tepkisi, hayal kırılışı. Bu tespitin üzerinden yine şöyle bir varsayımda bulunuyor. Diyor ki, bu tecrübeden geçmiş o zamanki dervişleri hayal edelim. Onlar mesela Batı'ya şöyle söylerlerdi diyor. Biz Türkler yeryüzüne bir dava atmıştık. Bir hadden öte yürütemedik. Şimdi el sizdedir. Bakalım dünyayı ne kalıba sokacaksınız. Sağ kalalım, işin sonunu görelim. Zira siz de iflas borusunu öttüreceksiniz. Tek kişiler gibi uluslar da başlarını taştan taşa vurarak olgunluğa erişir. Belki gün gelir insanlar için kafa kafaya danışmak, kol kola yürümekten başka çıkar yol olmadığını siz de anlarsınız. O zaman acaba hatırınıza gelir mi ki Avrupa'nın güney köşesinde feleğin çemberinden geçmiş pek pişkin bir komşunuz var. Kıtanın en eski büyük devletlerinden biri. Bunların dünya barışı için okka çeker sözleri olur elbet diye düşünür müsünüz acaba? Yani burada aslında Türklüğü, Türkiye'yi tamamen bu işte olgunlaşma tecrübesinin içinden geçmiş, hala geçmekte olan ve bunun acısını da işte acıyla birlikte gelen olgunluğunu da yaşayan bir şey olarak görüyor, ulus olarak görüyor. Bu tabii ulus ifadesi de özellikle önemli. Başka bir romanda şu an oraya gelecek miyiz? Gelebiliriz. Ona birazdan değineyim. Burada şunu belki yine not etmek lazım. Bu ölüm ve dirim arasındaki o işte geçiş aşamasıyla ilgili de kullandığı başka bir ifade var. Transformatör diye bir ifade. Bu da ilginç. Yine bu benim işte diferansiyel okumama biraz olanak veren bir şey bu. Tam işte o yok olma anında yani artık ideallerinden vesaire vazgeçme hatta neredeyse hayatta kalamama aşamasında ne yaşanıyor da bu yenilenme gerçekleşiyor. Yani yine işte diferans bağlamında düşünürsek işte o geçişler, dikotominin iki tarafındaki geçişler nasıl oluyor da oluyor. Şöyle diyor, ölüm-dirim savaşında kaçınılmaz bir yenilgenliğin karşısında kalınca varlığımızın dibindeki kutsal tortuyu da cenge sürer, transformatörü işletmeye başlarız diyor. Bu diyor işte çok zor bir süreçtir falan hani öyle herkes de yapamaz yani her millet bunu yapamaz diyor. Ama işte mesela Türk milletinin tam da o yok olma şeyindeki aşamasındaki transformatörü neydi ya da kimdi diye soracak olursak Mustafa Kemal'di tabii ki. Ama tabii Mustafa Kemal'in de öncesi vardı falan diye onu başka şekilde açıklıyor.
Yine burada işte hani önceki konuşmalarda da geçti. İşte kendi hikayesini özgün ve unik bir şey olarak görme meselesi mesela burada çok bariz bir ifadeyle var. Transformatör işlemeye başladı ama niye hani nasıl yaptı Türkler bunu diye kendince açıklamaya çalışırken şöyle söylüyor. Hiçbir garplı Kerem'in ardından gidemezdi. Ben Türk olduğum için gittim. Hiçbir şarklı bu bölgeden geri dönemezdi. Ben Türk olduğum için geri dönebildim. Kerem'in yolunda güzellikler bulmuş, onunla beraber yürümüştüm. Gördüm ki güzellik de sona kadar dayanmaya kalkınca korkunçluğa dönüyor. Kalkındım, ölümü dirime, acıyı verime, karanlığı ışığa çeviren transformatörüm işlemeye koyuldu, diyor. Yine işte bu zıtlıkların birbirine dönüşmesi vesaire meselesi burada zaten bariz. Bunun şöyle bir yönü de var, başka bir romanı bağlamında konuşursak. Mesela Dineyri Papazı son romanı yazarın. Burada da karakterlerin içsel derinliğinde çok fazla görüyoruz o dönüşmeyi. Yani başlangıçta işte bir Gülbün karakteri var, işte genç bir doktor adayı. Onu Batı'nın sembolü ve aynı zamanda da Türkiye'nin alegorik karşılığı olarak görürken, çünkü işte asri ve yeni bir yaşam tarzını benimsemiş falan. Sonrasında bir bakıyoruz ki Batı Ayhan oluyor işte, Mehmet Ayhan Bey oluyor. Mesela Mehmet Ayhan Bey şöyle biri normalde. Öğleden sonralarını Borsa Kıraathanesi'nde taşralı tanıdıklarıyla nargile içerek, akşamlarını ise Beyoğlu'nda alafranga dostlarıyla buluşarak geçiriyor. Avrupai kıyafetler giyiyor, Paris kravatı takıyor ama cebinde de tesbihle dolaşıyor. Gülbün de şöyle bir karakter. Halk evlerine devam ediyor, fakülte balolarına, deniz sporlarına katılıyor. Fakat camilerle arasında böyle çok duygusal ilişkiler var ve Niyazi Mısri dinlemeyi çok seviyor. Bu tarz böyle hani o zıtlıkların birbirine dönüşme potansiyelini bir şahısta özetlediği şeyler de var, örnekler. Mesela bir aşamada Gülbün karakteri yine burada diyor ki, onun için daha doğrusu söylüyor ki yazar, kendi küçük hayatının büyük bir şeyin mecazı olduğunu ve ortada idrakine bile ulaşamayacağı azametli bir kavganın döndüğünü anlamıştı, diyor mesela. Çünkü burada işte Doğu'yu da temsil ediyor Gülbün, Batı'yı da temsil ediyor, karşısındaki Ayhan da öyle falan. Ama mesela şöyle paralellikler kuruluyor. Radikal bir devrimle yüzünü Batı'ya dönen Cumhuriyet Türkiye'sinin kaderi Gülbün'ün üzerine yükleniyor. Gülbün kozasından çıkıp hürriyete kanatlanırken değişen dünya düzeninin yeni hakimi olarak Batı'da Türkiye demokrasisinin ve özgürlüğün kapısını ardına kadar açıp politik, ideolojik ve ekonomik düzlemde devletin ve toplumun dönüşümünü destekliyor. 1900 yani İkinci Dünya Savaşı dönemini kastediyoruz burada. Fakat aynı mabut nasıl Gülbün'ü yok sayıp hiçleştirmeye kalkıyorsa Avrupa'nın nazarında Türkiye'de öylece görmezden geliniyor ve Batı'ya entegre olmak için attığı bütün adımlar kuşkuyla karşılanırken tıpkı 2. Meşrutiyet'in ilanıyla devletin Batı nazarında itibar kazanacağını uman Jön Türklerin Bostan'ın ilhakıyla yaşadığı şok gibi sürekli hayalleri kırılıyor Gülbün'ün de. Bu açıdan Gülbün'ün romanın sonunda özgürleşmesi çok böyle şey bir hikaye. Gerçekten bir uluslaşma hikayesi gibi aslında. Çünkü mesela şöyle bir ifade kullanıyor yine Gülbün için. Unutmak şifası ile şifalanmıştı. Yine Mustafa Hoca'yı hani dinleyenler bunun ne manaya geldiğini az çok tahmin edeceklerdir. Ben yine yanlış ifade etmeyeyim ama hani, uluslaşmak için unutmanın bir zaruret olduğunu söylüyordu hoca. Tam da böyle bir karakterden bahsediyoruz ve romanında böyle bir önermesi var. Ama tabii ki bu asla unutma meselesi de burada sabit değil. Aslında unutmanın içerisinde bir hatırlama var. Hatırlamanın içerisinde unutma var. Ve bunlar zaten sürekli dönüşüyor, sürekli birbirini takip ediyor vesaire. Mesela şöyle bir ifade işte. Hiçbir terkip çözülmeden yeni bağlanamaz. Hiçbir şekil dağılmadan yeni beliremez. Gibi gibi. Veya şimdi var olanın şimdi yok oluşu gibi. Şimdi yeni olan şimdi eski olacak.
baş ile son arasındaki seferin aşikare rotası asla çizilemeyecektir gibi. Günün sonunda da şuraya geliyor roman. Ne söylense nafile değil mi? Kıyasıya boğuşan iki cihan kolay barış bulur mu? Varsın boğuşsun, dövüşsün ki bu kavgada milletin manevi çehresi olgun ve güzel hatlar bağlayacak. Bunu aslında iki karakter üzerinden söylüyor ama işte gördüğünüz gibi millete teşmin ediyor. Veya işte Selimiye'deki terslerle motifi üzerinden işte proton, elektron vesaire sürekli böyle bir zıtların birliği meselesi var. Şimdi toparlamaya geçiyorum. Şöyle bir final yapalım diye düşündüm. Aslında bu hani ikilikler üzerinden okuma meselesi neden bu kadar ilgisini çekmiş olabilir Safiye Erol'un diye düşündüm. Tabii ki hani dönem için zaten çok normal karşılayacağımız bir şey ama bütün romanlarında bu kadar odaklanması, anlatının formuna varasıya kadar bunu mesele etmesi neden acaba diye düşününce ilk romanına döndüm. Şimdi ilk romanında bir şey var, kurgu var. Ona değineceğim. Bu kurgu şeyi gösteriyor. 1930'larda ilk roman olduğu için 35 ya da 38 olması lazım tarihi. Dönemin kafa karışıklığını güzel resmediyor. Şöyle, romanda 7 tane genç karakter var başrolde. Bunlardan bir tanesi Mükerrem Habib adında bir karakter. Mükerrem Habib'in Acıbadem Koşuoğlu'ndaki köşkünde romandaki ifadeyle öksüz teyzezadesi Hürriyet için düzenlenen kına gecesindeyiz. Köşk Mükerrem Habib'e Abdülhamit devri nazırlarından Habib Paşa'nın mirası olarak kalmış. Ve o dönemde yine romandaki ifadeyle içinde ağır halılarla sedefli şamişi mobilyalar, oyma abanozlar, çin küpleri, avizeler, yedi iklim dört bucaktan toplanmış antikalarla tıklım tıklım da şöyle bir saray yavrusu bu köşk. Yine bu dönemde Mükerrem annesi, ablası, eniştesi ve işte teyzezadesi Hürriyet'le birlikte yaşıyor burada. Düğün günü şöyle bir tablo var ortada. Mükerrem'in ablası bu düğünü bir garden party tarzında tertip etmişse de bütün planları alt üst olmuştu. Çünkü büyük hanımefendi ince saz diye direnmiş, Mükerrem caz bantta ısrar etmiş, çocuklar kara göz, yeni damat da hokkabaz dilemişti. Nihayet kimse kırılmasın diye cümlenin arzusuna hizmet edildi ama düğün çorba oldu. İşte hani tam da bu çorba halinin içerisinden sanki Safiye Erol bir ikiliye dönüştürüp hikayeyi, bunların da sabitlenemeyeceğini açıklayarak bir anlatı kurmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Hatta biraz belki zorlama olacak ama bunu yine Ahmet Hoca'nın konuşmasındaki şeye de bağlamaya çalıştım. Hazreti Musa kıssasına. Malum işte Mısır'dan sürgün ediliyor İsrailoğulları ve Kenan'a sürgüne gidiyorlar. Orada da aslında kendilerine her gün kudret elvası ve bulurcun eti böyle tertemiz bahşedilirken onlar eskiden Mısır'da yaşadıkları yemekleri özlüyorlar ve işte bakliyat, soğan, sarımsak böyle şeyler istiyorlar. Bu aslında biraz hani şey gibi çorba malzemeleri bunlar. Hani mercimek çorbası yapmak için toplanacak malzemeler gibi geldi bana. Ve bu çorbanın şeyi de aslında o dönemin kafa karışıklığını yansıtıyor. Yani hani bir sürü şeyden, badireden çıkmışlar, atlatmışlar, işte kurtulmuşlar ama ne yapacaklarını bilemiyorlar insanlar. Tam da toplumun böyle bir kafa karışıklığı içerisinde olduğunu tespit edince yazar. Buradan işte demin dediğim gibi hani bir ikilik süzmeye çalışıp ondan sonra da o ikiliğin içerisinden farklı bir anlatı kurmaya çalışmış gibi geldi bana. Ama burada işte yine hani önemli olan bu diferansiyel çerçeveyi çok yetkin bir şekilde kurabilmiş olması ki dediğim gibi hani daha Derrida'dan ve diferanstan tabii ki haberi yok. Çok böyle etik, epistemolojik bir tartışma alanı açmış olması. Ama günün sonunda da bunu diferansiyeli vesaire bir kenara koyarsak kendi tarzında bir neticeye vardırmış olması, bir tez üretmiş olması buradan çok orijinal bir şey. Yani burada bunu
Safiye Erol'un söylüyor olması da tabii ki çok orijinal bir şey. Çünkü gerçekten o dönem için hani yani şunu iddia edemem tabii, tamamen yeni bir şey söylüyor diyemem. Çünkü o kadar alana hakim olduğumu zannetmiyorum. Ama orijinal bir şey söylüyor, orijinal bir formda söylüyor ve bir kadın yazar olarak bunu söylüyor. Romanların baş karakterleri de kadın. Ve tezli bir roman olmasına rağmen asla didaktik olmayan romanlar bunlar. Bütün bunlar çok önemli. Bir de şu da tabii önemli. Hani bugün bile tartışılabilecek bir şey bu. Şunu söylüyor aslında basitçe Safiye Erol. Diyor ki ya işte doğu, batı, eski, yeni, modern, geleneksel, ilerici vesaire. Hani bütün bunlar aslında yüzeysel karşıtlıklar ve bunları aşabildiğimiz ölçüde aslında biz o içimizdeki yenileşme, yenilenme, olgunlaşma potansiyelini güçlendirmiş olacağız. Bu da hani bir takım acılar pahasına da olsa en doğru yol gibi geliyor kendisine. Burada Tanrı'yı, Allah aşkını bir şey olarak koymak, üst bir hedef olarak koymak tercihe bağlı olsa da bu ikilikleri aşma meselesi kaçınılmaz diyor aslında kabaca. Ve işte hani bu tabii ki öze dönüş veya işte o yeninin içindeki eski, eskinin içindeki yeni, doğudaki batı, batıdaki doğu meseleleri de asla sonlanmayacak şeyler diyor. Diyerek ben burada bitireyim. Yani dediğim gibi biyografiyi atladım. Çok vaktimizi alırdı. Ama sorular gelirse cevaplayabilirim. Ve bu konu tabii ki çok daha uzatılabilir. Biraz hani şey tutmak adına ben çok değinerek geçtim her şeyi. Ama bütün bu okumalara izin veriyor olması bu metinlerin gerçekten çok çok önemli. Ve böyle bir program dahilinde Safiye Erol'un hakkını teslim etmeye çalışmak da benim için çok önemliydi. O yüzden çok teşekkür ediyorum herkese. Allah çok teşekkürler. Yani bir önceki sunumdaki Alim abi bir modernleşme anlatısından başlayıp postmodern Türkiye'ye getirdi. Sen de bu postmodern Türkiye'nin içerisindeki birisi olarak Türkiye'nin postmodern bir anlatısını aslında diferansiyel bir okumayla bunu sunmuş oldun. İki sunumda böylece birbirini bütünledi. Ben aslında yani başlangıçta dediğim gibi Safiye Erol'u bilmiyorum. Ama okuma biçimin üzerine aslında ilk başlatıcı soruyu sormak isterim. Ben hep şöyle yani biraz da espriyle karışık bu popülizm meselesi, popülist dönem, siyasallaşma dönemi, dost düşmanlaşma dönemi ve kutuplaşma meselesinin en büyük kaybedenlerinin postyapısalcılar olduğunu düşünüyorum. Hı. Yani postyapısalcı okuma yordamları, yani o işte düşmanların içindeki şeyi bulmak, yani kadındaki erkeği, erkekteki kadını, doğudaki batıyı, batıdaki doğuyu bulma filan. Bu işte yani etnik, cinsel, bütün kimlik karşıtlıkların hepsini ve bütün bu dualist metafiziği istikrarsızlaştırmaya dönük olan bu okuma yordamlarının işte popülizm çağında biraz kaybettiğini ya da geriye çekildiğini düşünenlerdenim. Bunu hani negatif olarak bir şey de söylemiyorum yani bu böyle bir durum. Tabii senin baktığın bu diferansiyel okuma yordamı, okuma biçimin, yani bu diferansiyel işte dediğin burada anlam sabitlenemez. İşte bunun biliyorsun ileri şeylerinde anlam faşizmdir gibi, yani her totalleştirme faşizmdir, evet, gibi noktaya da taşınan bir durum. Ama halklar popülizm döneminde anlam istiyor. Yani halkların bahsettiğin ya kafalar karışık. Yani sağduyu bu kadar kafa karışıklığını kaldırmaz. Biraz sabitlenme istiyor. Ve bu sabitlenme de aslında bu dönemde çok daha sert bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani anlamın yapısında olan şeyden filan. Dolayısıyla bu popülizm çağında, yani bu işte diferansiyel modernleşme ütopyasının ve bu tarz okuma yordamlarının bu popülizm çağında karşılığı, işte anlamı nedir? Hani ilk olarak hani bunu sormak isterim. Bir de hani bununla ilgili hep Türk modernleşmesinin ana meselesi. Yani bu ikili zıtlık. Yani bunu terkip mi edeceğiz? Yani diyalektik, yani tez var, antitez var. Ya burada bir sentez, diyalektik bir sentez mi yapacağız? Yoksa postyapısalcıların o anti-hegelciliğinden kaynaklı. Ya bunları karşılıklı olarak istikrarsızlaştıralım. Bunlar başka bir şeye dönsün filan. Tabii Türkiye'deki bu kafa karışıklığı, bu çorba hali, bu tarz diferansiyel okumalar içinde uygun da bir zemin sunuyor. Evet. Ama bu çorba
aslında bizim canımızı da sıkıyor açıkçası Türkiye olarak filan. Yani hep Ahmet Okumuş Türkiye Hamlet'tir dedi. Ben de hani bir İsmet Özel çalışanı olarak Türkiye İsmet'tir gibi bir sunum yapsaydım acaba nasıl olur diye düşündüm bu çerçevede filan. Yani bu anlam meselesi. Yani Türkiye'nin hikayesi meselesi. Yani şiirin Türkiye'si, şairin Türkiye'si meselesi. Buralarda bir gerilim alanı var. Diferansiyel okumalarla kutuplaştırıcı politik okumalar arasında bir çelişki var. Bu tartışmayı nasıl görürsün? Kendi kuşağın tecrübesi açısından bunu nasıl değerlendirirsin? Diferansiyel okumalar popülizm çağında ne durumda? Ne dersin? Aa, o kadar uzun sordun ki şimdi inşallah hepsini aklımda tutmuşumdur. Ya şöyle, şimdi bir kere Safiye Erol'dan bir yanıt bulmaya çalışayım. Sonra kendi yanıtımı vermeye çalışayım. Şimdi mesela Safiye Erol'un da kendi dönemi için benzer şikayetleri çok fazla. Hatta belki birazdan bakar bulurum böyle bir şeyi, birkaç serzenişini. Şeyden çok muzdarip, yani ya işte Halk Partilisin ya Demokrat Partilisin diye bir şeye sıkıştırılmaya çalışıyor. O da bunu istemiyor. Zaten mesela Safiye Erol'un az bilinmesinin bir sebebi de bu. Çünkü ne orada ne burada kendisi de. Hatta hani ne orada ne buradalığı o kadar ileri boyutta ki şimdi mesela Samiha Ayverdilerle falan çok yakın arkadaş ama Samiha Ayverdi'yi bilen herkes Safiye Erol'u bilmez mesela. Çünkü Samiha Ayverdi'nin romanları çok daha işte tezlidir, çok daha böyle başı sonu bellidir, açıktır. Bir yere daha çok ait koyulabilir yani bir yerde sınıflandırılabilir. Ama Safiye Erol'da bunu yapamazsın. O yüzden Safiye Erol'da işte böyle anca kenarda, kuytuda kalıp keşfetmeye çalışan biridir işte. 3-5 yerde anar falan. Ama ben hani bu duruşu yine de çok çok kıymetli buluyorum. Çünkü biraz zaten şu an bence bizim de içinde bulunduğumuz durum böyle bir durum. Ve bunlar yani hani benim kendi şahsi görüşüme göre çok dönemsel de şeyler. Yani bir dönem milliyetçilik yükselecek, bir dönem Kemalizm yükselecek, ikisinin paralel olduğu zamanlar olacak. Belki solun yükseldiği dönemleri tekrar göreceğiz vesaire. Yani bunlar gelecek geçecek aslında. Yani Safiye Erol'un şeyi de biraz böyle, yaklaşımı da biraz böyle. Önemli olan bütün bu şeylerin içerisinde ne üretilebildiği, yoluna hangi çizgiden bireylerin devam edebildiği. Ama toplumsal düzlemde tabii ki bunun ne kadar karşılığı var dediğimizde bence çok yok. Yani en azından şu dönemde baktığında öyle işte tarafsızlık, ne bileyim her şeye belli bir mesafede durmak gerçekten çok lüks şeyler bunlar. Yani bu sadece şey değil, toplum gerçekten bunu istediği için böyle değil ama bütün kutupların karşılıklı birbirini besleyerek çirkefleştirdiği ve bu çirkefliğin içerisinde de pozisyon almazsan boğulup gittiğim bir süreç içerisindeyiz bence. Bu süreç içerisinde de hani şeyi durabilmek, böyle bir tarafa ait olmadan durabilmek bence çok lüks bir şey. Kendi adıma bunu başarabildiğim kadar sürdürmeyi düşünüyorum ama sonrası ne olacak bilemiyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben Recep Çetin, Koç Üniversitesi İşletme 3. sınıf öğrencisiyim. Açıkçası bu 3 gün, 4 gün boyunca yaptığımız seminerler içerisinde en merakla beklediğim konu buydu. Çünkü Safiye Erol'u ben Çölde Biten Rahmet Ağacı kitabıyla tanıdım. Ve orada müthiş bir üslup, müthiş bir edebi ve ebedi dil, müthiş bir tarih okuması, psikoloji okuması, sosyoloji okuması, müthiş bir derinliği ve ferasetinin olduğunu ben o kullandığı cümleler, sözler içerisinde fark ettim. Çok hoşuma gitti. O anlamda onun düşünce dünyasına, fikir dünyasına çok ilgi ve merak duymaya başladım. Ondan sonra araştırmaya da devam ettim. Şimdi bu altyapı sizce nereden geliyor? Yani Safiye Erol bunu nasıl kazandı ve hani nasıl bir eğitim sürecinden geçti? Tabii çok değinmediniz burada ama hani bu konuda sizce bunu nasıl başardı? Ve buradaki arkadaşlarıma da kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani muhakkak okumalılar kendisini. Siz de zaten çok güzel ifade edip anlattınız. Bunu nasıl başardı? Yani bu kadar güzel bir üsluba nasıl erişti? Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ya şöyle, Safiye Erol'un tabii dediğiniz gibi yani değinemedik biyografisini ama eğitim süreci şöyle. Yani ilkokulda, ilkokul İstanbul'da okuyor. Göçmen bir aile
Edirne'den göçüyorlar İstanbul'a. Ve aynı zamanda Balkan kökenleri var. Göçmen bir aileden geliyor. İstanbul'da ilk okul okuduktan sonra aldığı bütün eğitim Alman eğitim tarzı aslında. Alman lisesinde okuyor önce burada Beyoğlu'nda ve Haydarpaşa'da. Sonrasında da işte dediğim gibi yurt dışına gidiyor ve şu an tam zamanını hatırlayamıyorum ama 10 yıldan fazla olması lazım yurt dışında kalıyor. Yani bütün yüksek öğrenimini de orada alıyor. Lisenin bir kısmını da orada alıyor. Ve teyziyle birlikte doktor unvanıyla dönüyor. Tabii o mesele biraz karışık, yani doktora mı yaptı, ne yaptı orada tam onu bilmiyoruz. Ama bir tezi var, yani tamamlanmış bir tez. Hatta o teze ben ulaştım ama Almanca olduğu için şu an okuyamadım. Yani bunun etkileri bir kere çok bariz. Yani işte felsefe, bu arada filoloji eğitimi alıyor ama hazırladığı tez Arapça çiçek adlarının felsefi kökenleri üzerine. Buradan gelen bir hem özgüven var, Batı'da eğitim almış olmanın getirdiği bir özgüven. Felsefeyle ilişki kurmuş olması işte yine bir derinlik sağlıyor. Modern şeyleri çok yakından takip ediyor. Mesela metinlerinde Freud'a falan referanslar var. İşte çevirileri var. Çevirilerinde yine kendine kattığı bir takım şeyler var. Yine yurt dışında bir papazın evinde kalıyor. Oradan Hristiyanlıkla bir teması var. Buraya geldiğinde de başlangıçta biraz izole bir hayatı var. Ama şeylerin çok içerisinde, cemiyet hayatından kopuk değil. Yani mesela bir dönem CHP'de çalışıyor kadın kollarında. Bir dönem Üsküdar İmar Vakfı gibi bir vakıfta çalışıyor. Bir sosyal ve entelektüel çevresi var. Bu çevre zamanla genişliyor. Kendisi çok şey değil, yani böyle herkesle dost olan bir tip değil ama bu çevre yine genişliyor ve Ciğerdelen'den sonra işte Samiha Ayverdi ile tanışıyor ve onun şeyine de, çevresine de dahil oluyor. İşte Kenan Rıfai'nin müridi oluyor. Dolayısıyla bütün, hatta yine işte birlikte Mesnevi şeyi yapıyorlar, şerhi yapıyorlar bir grup. Böyle salı toplantıları var. İçinde Sofi Huri, Nezihe Aras, Burhan Toprak gibi isimler var. İşte bir dönem Maçka Palas'ta kalıyor. Orada yine bir çevresi oluyor. Yani dönemin bütün o entelektüel şeyine hakim. Dili var zaten, o büyük bir artı. Bir de hani anlatılanlara göre çok ciddi okuyup, çok uzun uzun okuyup, yani bir yazı için tonlarca kitap okuyup ondan sonra yazan da bir tip. Çok rafine yazıyor. Yine mesela Ciğerdelen romanı içinde şey diyor, hani gerçekten işte böyle yazarken 12 kilo vermiş, böyle hani kendi ifadesi bu. Kendi adayarak da yazan bir kadın. Dolayısıyla herhalde bütün bunlar birleşince böyle bir şey çıkıyordur. Teşekkür ederiz Havva, çalışmanı paylaştığım izinle. Aslında mikrofon bana gelene kadar kısmen de cevaplanmış oldu. Biyografisine yer veremedim, sorularla açarız demiştim. Ben de biraz işte hem dönemindeki edebi ortam açısından hem de günümüzde neden böyle bu kadar göz ardı ediliyor diye soracaktım. Yani kısmen edebi ortamdan bahsetmiş oldun. Aslında bakıyoruz hani felsefe edebiyat eğitimi almış, yurt dışında çok derinlikli bir şeyi var ve dili de öyle. Ama işte hani Cumhuriyet'te, Tercüman'da falan da yayınlanmış romanları, 30'ların sonları, 40'lar, 50'ler aslında edebiyat ortamının çok canlı olduğu, edebi tartışmaların öyle çok gündem olduğu zamanlar. Ama bu edebi tartışmaların çok da içinde değil sanki. Yani hani ona çok vakıf değilim ama hani 50'leri falan, 40'ları, 50'leri çalışırken çok görmüyoruz. Yani o zaman da mı bunların biraz dışında duruyordu, yoksa hani sonraki dönemlerde o resmi kanon oluşturulurken Safiye Erol içine dahil edilmediği için mi biz mi öyle zannediyoruz? Neden böyle hani hiçbir gruba dahil olmuyor? Dedin ya ne oraya ne oraya, biraz ondan mı kaynaklanıyor? Yani bir o dönemindeki şeyini merak ediyorum. Hani tasavvufla o Kenan Rıfai'ye bağlanması falan da aslında geç tarihlerde. Ama öncesinde zaten işte Kadıköy'ün romanı, Ülker Fırtınası falan yayınlanmış.
İkincisi de hani literatürde niye bu kadar az, yani literatürde niye göz ardı ediliyor? Yani feminist okumaların ilgisini çekmiyor muhtemelen. Onlar için fazla muhafazakar mı kaçıyor bilmiyorum. Hani 2000'lerden önce doğru düzgün bir çalışma yok zannedersem, değil mi Safiye Erol'la ilgili? Çok yok. Yani biraz bahsedebilirim onlardan gerçekten. Şöyle, teşekkürler soru için. Şimdi kendisi bilinçli olarak biraz gerçekten kendisini gizleyen bir yazar aslında. Öyle bir yönü var. Hatta işte şey diyor, yani bir tane mi iki tane mi ne kendisiyle yapılmış röportaj var. Onlardan birinde de hürriyetime halel getirir diye çok popüler olmak istemiyorum diye kendisi bir ifade kullanıyor. Yani böyle bir yönü var ama yine de bu tam açıklayan bir şey değil bence meseleyi. Bir de hani sonradan keşfediliş meselesi de gerçekten garip aslında biraz. Şimdi mesela baktığımızda aslında Tanpınar da sonradan keşfedilmiş bir isim kısmen de olsa öyle sayabiliriz yani. Ve hani benzer temaları işlemesine rağmen Safiye Erol niye bir türlü tam olarak tam keşfedilemiyor? Yani buradaki serüvenini hani biraz hatırlatmış olayım. 2002'de Selim İleri ilk yazıyor. Ya diyor, pardon, Murat Berge yazıyor. Diyor ki ya diyor işte şeyi için kendi dersinde popüler romanları okutuyor. Ama popüler romanlar dediğimiz gerçekten dönemin popüler romanları, işte erken Cumhuriyet döneminin Kerime Nadir, Muazzez Tahsin vesaire gibi isimler. Onlarla birlikte Safiye Erol'u okutmak istiyor. Sonra Safiye Erol'un işte Kadıköy'ün romanını eline alınca bakıyor ki yok diyor, bu böyle bir roman değil, bu gayet derinlikli bir romanmış. Sonra bunu yazıya döküyor, işte bir o zaman Radikal'deki köşesinde sanırım yazıyor. Nasıl keşfedilmez diye diyor, kendimi paralayacaktım ki bir baktım aslında keşfedilmiş diyor. Hatta şeye benzetiyor bunu da, Hudson Körfezi'ni keşfeden şeyin, kaşifin aslında hani yani bir yeniden keşif, yani zaten biliniyor orası ama o keşfedince Hudson Körfezi oluyor. Bunun gibi işte Amerika'yı yeniden keşfettim ama bir yandan da işte niye bu zamana kadar bilmiyorum diye hayrete düştüm diyor. Bunun üzerine işte bir gündem oluşuyor. Selim İleri yazıyor. İşte diyor ki yani ben Kadıköy'ünün şeyi olarak ondan her yerde bahsediyorum diyor. Gerçekten de öyle. Selim İleri'nin yani neredeyse bahsetmediği metni yok şeyden, Safiye Erol'dan. Falan böyle bir işte bir keşif oluyor. Yani bir hareketlilik oluyor o dönemde. İşte anma toplantıları düzenleniyor. Kubbe Altı romanlarını basıyor. Dineyli Papaz'ı mesela tefrik olarak kalmış. Onu tekrar işte topluyor. Hani Açık Göz. Onu basıyorlar vesaire. Hatta işte 2014'te biz şehirde bir sempozyum falan da yaptık ama yani bütün bunlar böyle hep parlayıp sönen şeyler olarak kalıyor. Yani işte 2002'de bir popülerleşiyor. Kubbe Altı biraz buna öncülük ediyor. Sonrasında tekrar geri dönüyor. İşte 2014'te biz sempozyum yapınca onun üzerine bir takım bir şeyler oldu. Tekrar söndü. Yakın zamanda Boğaziçi'nden yani Çatlak Zemin, Beş Harfler falan oralarda birkaç yazı çıktı. Ama onlar da öylece kaldılar. Yani neden sürekli unutulduğuna dair tam bir şey söyleyemiyorum. Ama hani burada böyle yazarın şeyiyle, tarzıyla işte bir unutma ve hatırlama, unutma hatırlama haliyle bir paralellik olduğunu böyle ironik bir şekilde söyleyebilirim. Bence biraz tezli olması romanlarının rahatsız edici olabilir. Çünkü iki türlü. Şimdi bir yandan içinde çok fazla tasavvuf vurgusu var. Ama hani bunu ne kadar incelikli bir şekilde yapıyor olursa olsun bu herkese hitap edecek bir şey değil. Türklük vurgusu var. Bunu da ne kadar incelikli ve derinlikli yapıyor olursa olsun herkese hitap edecek bir şey değil. Ama Türklüğü ve tasavvufu benimseyenler neden sahiplenmiyor dersek, orada da kadın meselesinde çok ilerici tırnak içinde yaklaşımı var. Yani böyle yasak aşk var mesela bütün romanlarında. Bedeni çok önemsiyor Safiye Erol ki bu çok orijinal bir şey yine kendi dönemi için. Mesela hani kurduğu ikiliklerden birisi de bu. Ruh, beden. Burada bedeni kötülemiyor mesela, bir kenara atmıyor. Ama kendi kulvarındaki yazarlar mesela böyle yapıyorlar. Dolayısıyla bütün bunları şey yapacak bir akım bence yakalayamıyor Safiye Erol. Çok da zor zaten yakalaması bence diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim.
Çok pardon, bir cümle daha söyleyeyim. Aslında hani Safiye Erol'un bunu yakalayamıyor olması da belki işte Türkiye'nin yakalayamamasıyla da bence alakalı. Yani Türkiye Safiye Erol'u çok içselleştirecek ve popülerleştirecek bir hale gelse zaten biz başka bir Türkiye'den bahsediyor olurduk gibime geliyor. Hocam benim dikkatimi şimdi bir şey çekti, çok önemli. Biliyorsunuz asr-ı saadet kavramı Müslümanlar için çok önemli bir kavramdır. Evet. Safiye Erol asr-ı saadet kavramında dikkat ederseniz Hazreti Muhammed dönemini asr-ı saadet olarak söylemiyor. Onun yerine eski Yunan'ı ve Endülüs'ü söylüyor. Evet, evet. Benim birinci sorum bu, neden acaba böyle? İkinci sorum, bir Müslüman hanım yazar olarak çok radikal aslında mesajları var romanlarında. Kesinlikle. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Yani şöyle, dediğiniz nokta çok önemli aslında. Hakikaten asr-ı saadeti neden orada görmüyor da burada görüyor? Yani Endülüs, neden Endülüs ve Mekke değil, Medine değil pardon. Bu çok çarpıcı bir soru. Bende bunun net bir cevabı yok. Biraz şeye bağlayabiliyorum bunu sadece. Hani bu dönemde Medine'nin bence yaşanamayacağını düşünüyor diye tahmin ediyorum tabii ki. Tamamen bir tahmin bu. İşte bu da onu biraz şey kılan bir şey. Yani şimdi Batı'da eğitim almış olmak bence çok onun için önemli bir, yani ayrıcı bir vasıf. Mesela anlatanlar hep şey diye tasvir ediyorlar. İşte çok böyle dik dururdu, sigara içerdi, kendinden çok emindi falan diye tarif ediyorlar. Yani biraz fazla cesur ama bu cesaretin nereden geldiğini ben de çok iyi bilmiyorum. Fakat bedenle, kadın bedeniyle kurduğu ilişkinin tasavvufi de bir yönü var diye sezinliyorum. Çünkü işte bu hani olgunlaşma meselesini salt bir içsel yolculuk olarak görmüyor aslında. Yani diyor ki ben eğer bir acı çekecek ve ondan sonra bir yere varacaksam bu acının bütünüyle yaşanması lazım. Hatta işte Nietzsche'ci okumaları da var mesela bazı romanlarının. Onlar da ilginçtir bu arada. Nietzsche'den yaptığı bir kaç alıntı da vardı diye hatırlıyorum. Acıyı önemsediği için bedeni ve bedensel acıyı da önemsiyor bence. Belki yine Batı ile temasının ve Hristiyanlıkla temasının da burada etkisi olmuş olabilir diye zannediyorum. Ama bunların hepsi tabii spekülatif şeyler. Hocam teşekkür ederim güzel ve dingin sunumunuz için. Teşekkür ederim. Ya arkadaşın şu an burada değil ama sanki arka planında derin bir Balkan Bektaşiliği tasavvufu tabii var ve bundan ciddi anlamda etkilendiği aşikar. Bu dönemde hiç herhangi bir otorite tarafından heretiklikle veya zındıklıkla suçlanması gibi bir durum yaşandı mı, oldu mu? Veya dönemin tırnak içinde söylüyorum uleması onun bu fikirlerini nasıl karşıladı? Ya bu da ilginç bir konu gerçekten. Hiç böyle bir şeye rastlamadım. Aksine işte Samiha Ayver ile tanıştıktan sonra zaten kendisi Kenan Rıfai'nin şeyine, Kenan Rıfai'ye intisap ediyor. Yani romanları belki de okunmadığı için mi acaba hiç kimse onu zındıklıkla suçlamadı bilemiyorum. Ama tabii şunu da şey yapmak lazım, yani o bedensel haz meselesi o dönemin romanlarında tamamen dışlanan bir şey değil. Sadece Safiye Erol onu biraz daha farklı bir şekilde ele alıyor ve kadın bir yazar olarak buna değinmiş olması, buna bu kadar cesur yer verebilmesi ilginç. Ama mesela dönemin popüler romanlarında da var kadın bedeni, işte cinsellik gibi şeyler. Hatta Tanzimat romanlarında da var. İşte Yasak Aşklar vesaire falan. Yani bu tamamen böyle çok çok sıfırdan Safiye Erol'un yaptığı bir şey değil. Sadece burada ilginç olan gerçekten Safiye Erol'un hani şeyiyle, yaşam tarzıyla bunun nasıl örtüştürülebiliyor olduğu. Bir de tabii şu da var. Mesela Bektaşilik, mesela ona da referans verdiği yerler var. Annesi Bektaşi bu arada. Oradan biraz kendi şeyi var, hakimiyeti var konuya. Bektaşilikte mesela işte rakı içme, hani demlenme falan bunlar. Yani çok atmayayım bilmediğim konular olduğu için ama bunlar da hani çok böyle içselleştirilmiş meseleler olduğu için belki o açıdan yadırganmamış da olabilir. Veya dediğim gibi mesela Nur Baba'da hani çok eleştirel bir şekilde bu konular yer alıyor. İşte şeyhin müritlerini cinsel anlamda sömürmesi falan gibi şeyler. Yani tamamen kopuk şeyler değil bunlar. İşte ne bileyim Sodom Gomorreler var falan. Hani burada Safiye Erol'un
bu cinselliği eleştirdiğini düşünerek insanlar evet çok haklı demiş de olabilir yani anlamadan ne yapmaya çalıştığını. Ama Safiye Erol eleştirmiyor gerçekten. Yani onu bir aşamada yaşanması ama bir aşamada da aşılması gereken bir şey olarak görüyor bedensel hazzı. Ama dediğim gibi yani bu bir de tabii şu da var yine son bir şey. Bunu çok böyle erotik, pornografik tarzda da yapmıyor. Belki onun da bir şeyi olabilir, getirisi olabilir. Biraz üstü kapalı bir şekilde aslında bütün bu anlatıyı kuruyor. Bütün bunlar belki hani birleşerek bir şekilde onun bu meseleden sıyrılmasını sağlamış olabilir diye düşünüyorum. Ama tam bir açıklamam tabii ki yok. Biraz... Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Mesela. Gerçekten istifade ettik. Bu vesileyle ben de yani aslında yeni tanımış oldum. Böyle bir isim biliyordum. Kadıköy romanının çok tavsiye edildiğini biliyordum ama bu vesileyle şey yaptım. Gelen sorularla da birleştirerek bir izah iki soru da soracağım. Şimdi bu tanınırlık bilinirlik meselesi gençler çoğunlukta olduğu için müsaade ederseniz bir ne demek bu tanınırlık, bilinirlik? Şimdi unutmayalım ki hep vurguladığımız gibi bu toplantılarda da 1960 öncesiyle 1960 sonrasının bir ayrımı var bir kere Türkiye'de. Hem bir kere kuşak olarak bir ayrım var. Yani 60'lara kadar gelen nesil, 60 sonrası Türkiye'nin kültürel iktidarını, siyasal iktidarını, ekonomik iktidarını belirleyen nesil anlamında. Bir kere 50 yani 60 öncesi Türkiye'de bugünkü anladığımız anlamda bir sağ sol ayrımlaşması yok. Doğrudur. İnkılapçılar ve milliyetçi muhafazakarlar diye bir şey var. O da 45 sonrası oluşmaya başlayan bir durum. Ama bizim bugün edebiyatta sağcı yazarlar, solcu yazarlar ayrımlaştırması 60 sonrası biraz da zoraki olarak. Yani 50'lerde o adamlar sol olarak görmüyorlar kendilerini ve çoğu zaten birbirlerinin arkadaşı ama 60 sonrası yaşanan ortamda sağcı yazarlar, solcu yazarlar ayrımlaşması başlıyor ve Halil Berktay'ın da dediği gibi sol sadece Türkiye'nin akademik hayatına yahut siyasi tartışmalarına damgasını vurmuyor. Tiyatrodan sinemaya, hikayeden romana, her şey bu ayrıma tabi tutuluyor ve kültürel iktidarı kurdukları için ders kitaplarının yazımı, işte antolojilerin oluşturulması, o yüzden de şimdi unutulmuş birçok sol yazar da dahil o dönemde önem veriliyor, parlatılıyor ve sağ da eski dönemin adamları diye unutturuluyor. Yani senin örnek verdiğin Fethi Gemuluoğlu dedin. Fethi Gemuluoğlu sadece yüksek öğrenim yapan üniversite sağcı üniversite öğrencileri tanır. Yahut Tarık Buğra dedin. Tarık Buğra da zaten Türkiye'de genel olarak okunması 80'lerden sonra, 90'lardan sonra. Hatta biraz da iletişim yayınlarıyla olan işte bir akrabalık ilişkisi dolayısıyla diyelim şeyi var. Hani biraz da böyle itibar edilmesi vesaire hani sağdan çekilip alınması olayı var. Evet. Yahut Tanpınar'ın kaderi. Yani dedi ya Kayalı, herhalde canlansalar şimdi ne düşünürler yani? Böyle bir itibar gördüklerini. Evet, Tanpınar zaten yurt dışında da şu anda itibar görüyor. Evet. O bakımdan bu kimler tanıyordu dersen tabii ki Tercüman Gazetesi okurları yahut Türk edebiyatı çevresi ama unutmayalım zaten Türk sağında da bir alt gruba mensup. Tabii. Kenan Rıfai çevresine. Tabii tabii. Yani o da yani özel bir alt grup. O yüzden zaten Türk sağının ideologlarıyla çok böyle şey geçişlilikleri yok. O zaman soruma geçeyim. Aslında sorulardan bir kısmı soruldu. Romanlarının Kenan Rıfai ile tanışmadan önce mi sonra mı olduğunu soracaktım ama ilk iki romanını daha önce yazıyor. Üçünü de hocam. Üçünü de daha önce yazıyor. Tabii şeyi çok ilginç. Yani birçok sorulan sorunun cevabı aslında yaklaşık 10 yıl kadar Alman kültür dairesinde kalması. Kesinlikle. Ve o dönemin şartlarını düşününce de Türkiye'deki tartışmalardan vesaire uzakta tamamen o Almanya'daki dönem. Tabii. Dediğim gibi işte Freud'u biliyor ve başka şeyleri biliyor. Yani oralarda aranabilir aslında bu farklılığın şeyleri. Türkiye'de de doğal olarak biraz sudan çıkmış balık gibi
şey yapılıyor. Aralarında fark var mı diye soracaktım romanlarını. Yani çünkü Kenan Rıfai grubunda da bildiğim kadarıyla kadın meselesi önemli. Modernlik önemli. İşte yani o şeylerinde onlarla belki bağlantıları kurulabilir. Dönemin denildi ya, bir de unutmayalım o dönemde zaten gazete yazıları şeklinde çıkan şeyler de sınırlı bir okuyuş kitlesi var. Evet. Yani sadece bazıları da o gazetelerin okurları okuyabiliyor. Ancak sonra kitaplaştığında da sınırlı yine şeyi. Son olarak tabii yazdığı dönem olarak da koyduğu mesele olarak da hem Tanpınar hem Peyami Safa yani Fatih Harbiye Huzur romanı dairesindeki ele alınabilecek bir roman. Hiç kıyaslama olmuş mu diye sormak isterim. Hiç yok hocam. Çok teşekkürler hocam. Şöyle bir not düşeyim sadece söylediklerinizle ilgili. Aslında bu hani gerçekten tam sağda mıydı başlarda? Ondan emin değilim. Çünkü mesela CHP kadın kollarında çalışıyor. İşte şeyi de var. Cumhuriyet'in sahibi Yunus Nadi. Evet, Yunus Nadi ile mesela doğrudan irtibatı var. Romanını ona veriyor bunu bas diye. Hatta bir süre kendisini oyalayınca Yunus Nadi gidiyor çıkışıyor, basmıyorsan ver romanımı geri falan diyor. O da onun üzerine basıyor. Zannederim ilk romanıydı, yine yanlış olmasın, ya da ikinci romanı, başlarda oluyor bu yani. Aslında hani romanları böyle tamamen tercümanda basılıyor, tamamen sağın insanı gibi değil gerçekten. Ve hani 60 zaten öncesi... Zaten özellikle vurguladım. 50 evet. Öncesi böyle bir hikaye yok. Unutmayalım Tanpınar CHP milletvekili. Yahya Kemal CHP evet. Büyükelçisi. Yani o manada evet, şey evet. Ben de hani onu desteklemek istedim. Bir de şöyle bir detay var. Biraz erken ölüyor aslında Safiyeroğlu. Yani 1964'te ölüyor. Zaten 35'te mi ne yazmaya başlıyor. 64'te de vefat ediyor. Şeyden sonra Kenan Rıfai ile tanıştıktan sonra da şöyle bir şey oluyor. Kenan Rıfai ile tanıştığında son romanını yazım sürecinde zaten. Romanı tamamlıyor. Fakat o kadar böyle şey bir tecrübe içerisine giriyor ki işte bir anda yeni bir ortam, bir anda işte mesnevi sohbetleri falan. Roman yazmıyor ondan sonra mesela. Köşe yazmaya başlıyor. Bir de bir tane siyer denemesi yazmaya başlıyor. Onu da yazamıyor mesela. Böyle çok farklı bir içsel şeye giriyor. Yani değişik gerçekten. Keşke daha çok böyle kendini anlatsaymış ve bilseymişiz ama... mesela o siyer denemesi de çok çok ilginçtir. Yani siyer deseniz siyer değil. Ama öyle bir anlatım var ki içinde şöyle bir tane rahmet ağacı. Öyle bir anlatım var ki gerçekten kadıncağız kendini böyle çok vererek yazmış. O yüzden de bir aşamada tıkanıyor. Ben artık yazamıyorum falan deyip bırakıyor orada romanı mesela. Yani artık orada ne yaşadığını tabii ki bilemiyoruz. Yayınlandı ama sonradan yayınlandı o da. Yani tefrikaydı o da. Şeyleri, köşe yazıları tefrikaydı. Nehri Papaz'ı tefrikaydı. Bunlar da tabii önemli faktörler. İşte 64'te ölmüş olması önemli bir faktör. Ve dediğiniz gibi Kenan Rıfai'ye müntesip olması da yine işte hani orada kadınların pozisyonu açısından kadınlara verilen önem ve hani işte bir takım diğer tarikatlardan veya işte neyse hani onlardan ayrışan cemaatlerden falan ayrışan bir yönü var. Kenan Rıfai de çok modern bir adam zaten işte giyimi vesaire işte şey hatta hani o da bir takım yani çok vakıf olmadığım o yüzden hani böyle ne söylesem yalan olacak ama bir sürü mesele var orada işte kadın şeyhi falan diye sanırım T'ye alınıyor kendisi küçümseniyor. İşte başka bir şeyden şeyini postunu Samiha Ayver diye devletine dair rivayetler var falan. Bunlar çok hani buradaki bizim alışık olduğumuz şeye göre çok değişik meseleler. O dönem için de muhtemelen öyleydi. Bütün bunların tabii ki Safiyeroğlu'nun tanınırlığı, bilinirliği noktasında etkisi olmuştur. Ama şey hala önemli bir mesele. Yani Samiha verdiği kadar neden tanınmıyor meselesi yine de önemli bir soru işareti. Çünkü yani kitaplar aynı yerden çıkıyor. Çok yakın arkadaşlar ve Samiha Ayver de onu çok övüyor bu hani kendi metinlerinde.
Niye hani Safi Sami Hayver'de okuyan Safiye Erol'u o kadar okumuyor meselesi hala önemli bir soru. Bir de dediğiniz kıyaslama asla yok hocam. Yani hiç kimse kalkıp da Tanpınar'la, Peyami Safa'yla kıyaslamıyor Safiye Erol'u. Hatta yani Necip Fazıl'la bile kıyaslanabilir şu bakımdan. Bir çeşit hidayet romanı aslında Safiye Erol'un romanları. Mesela o bağlamda da bakılmamış. Yani burada bir işte başta yozlaşmış olan karakterlerin ya da bocalama halinde olan karakterlerin bir süre sonra bir yere evrildiğini görüyoruz. Ve o evrilme gerçekten bir hidayet hikayesi. Hani işte başını örtmüyor belki 80'lerdeki hidayet romanlarındaki gibi ama ihya oluyor karakter. Ama buna dair okumalarda yok. Bir takım tezler var. İşte onlar çok böyle gerçekten çok yüzeysel metinler. İşte bir takım kısa kısa değerlendirmeler var. Çoğusu maalesef Kubbe Altı Mecmuası'yla sınırlı kalmış. Yani tabii sağ olsunlar hani onların katkısı çok büyük ama hani dışarıya açılmamış o metinler yani çok fazla. Alıcısı olmamış yani. Ve gerçekten de Ülker Fırtınası'yla Huzur Romanı böyle yan yana koyup karşılaştırılacak metinler. İkisinde de modernleşme merkezde, müzik üzerinden modernleşme merkezde. Baş karakterlerin adı bile işte aynı, Nuran, Servet falan böyle hani çok ciddi bir karşılaştırma yapılabilir. Benim var öyle bir hayalim ama hala yapamadım. Ve hani şey açısından da ilginç. Bence Kadıköy'ü ele alması da Safiye Erol'un çok çok ilginç bir mesele. Şimdi Tanpınar'da bile hala mesele Boğaziçi. İşte eski İstanbul, işte yok olan değerlerimiz falan. Çok nostaljik anlatılar bunlar. Ama Safiye Erol kalkıp 1930'larda Kadıköy'e bakıyor. Yani bu o kadar muhteşem bir şey ki gerçekten. Başka örneği de yok zaten. Niye? Çünkü tam da yeniyi görebileceğin yer o zaman orası. Yani yeniliğe dair ne varsa her şey Kadıköy'de o dönemde. 1930'lar Kadıköy'ü. Şimdi kendisi Kadıköy'de zaten. Kadıköy'ü çok seviyor. Öyle bir şey var ama Nişantaşı da yine aslında biraz eskinin moderni. Kadıköy tam da Cumhuriyet'in moderni. Yani Nişantaşı hala Osmanlı şeyi. Tanzimat'ta götürülür herhalde. Bilmiyorum orasını çok ama en azından Osmanlı şeyi var. Yani Boğaziçi oralı. Boğaziçi'nin uzantısı oralar. Ama Kadıköy yepyeni. Yani tamamen zaten meşrutiyetten beri yepyeni zaten de Cumhuriyet'te de zirveye çıkıyor. Hatta biz onu işte yüksek lisans tezimde şey diye böyle Bel Epok dönemi diye ve şeyin Ankara'nın, İstanbul'un Ankara'sı, İstanbul içindeki Ankara olarak falan tanımlamıştık. Ki hala da aynı fikirdeyim yani. Çok orijinal bir şey o açıdan oraya bakması. Çünkü yeninin aslında yine nihayetinde işte Sami Ayverdi mesela İstanbul'u anlattığı kapkalın bir romanı vardır. Orada Kadıköy'den bahsetmez. Yani şöyle der daha doğrusu bahseder de der ki ya işte burasından da hani İstanbul dediğim için adına mecburen bahsediyorum diyerek bahseder ama onun bütün olayı Boğaziçi'dir. Tanpınar keza o kadar hani şey olmasına rağmen, terkip insanı olmasına rağmen bütün derdi hala Boğaziçi'dir. Ama Safiye Erol için Kadıköy'dür yani bütün mesele. Bunlar çok önemli şeyler tabii. Ama işte bir yandan da kendisini şeyden dışarı çıkartan meseleler maalesef.